Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Ağustos Cuma ABD Saratoga Hipodromu'nda 6'lı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 9 koşuluk bir program var. Birinci altılı birinci koşuyla başlıyor. İkinci altılı dördüncü koşuyla 21.49'da başlıyor. İkinci altından itibaren yorumları yapmaya başlıyorum. 21.49'da 3 yukarı İngilizlere mouse 1300 metre kum pistte bir şartlı koşuyla başlıyor 6'lı Ganyan. Burada 4 numaralı Answer In Tyler Gaffalone ile start alacak olan ilk ayakta ikinci altılı Ganyan ilk ayağında tek olarak önereceğim isim. 4. koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağını oluşturuyor demiştik. Ondan önce yurt dışı bahisçilerin yorumlarını vereyim bugünkü koşularla ilgili. 6 Ağustos Andy Serling'in yorumları ve Anthony Stable'ın yorumları. Race 1, birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Race 4, ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Race 8'de ikinci altılı Ganyan'ın son, pardon, Race 9'da ikinci altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde Andy Serling'in yorumları da burada. Bu ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. Oradan daha detaylı olarak istifade edebilirsiniz. İkinci altılı Ganyan ilk ayağında 4 numarayı tek söyledik. Şartlı satış koşusu 100 bin dolarlık üst grup bir koşu. 110 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Answer In son startında 62.500'lük bir şartlı satış koşusunu 3.5 boy farklı aynı jokey ile kazanıyor. Favori olduğu bir koşu. 25 Haziran'da 1200 metre kub pistte 1.08.35 derecesiyle koşuyu kazanıyor. Bu sene 4 kez start almış bir isim. Tamamı kum pistte. Bu seneki ilk start 31 Ocak'ta 1600 metrede bir ikinciliği var aynı jokeyle boyun farkıyla. Daha sonra da bir 81 bin dolarlık şartlı koşuyu Javier Castellano ile kazanıyor. 1300 metre kum pisti 9 Nisan'da 1.15.59'da bu grupta muhtemelen koşuyu kazanır gibi geliyor. Tyler Gaffalone ile start alacak olan 4 numaralı Answer In ikinci altılı Ganyan'daki tekimiz. İkinci koşu, ikinci altılı Ganyan'ın ikinci koşusu bir maiden satış koşusu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak. 1 numaralı Command and Control ve 9 numaralı School of Thought ekürü olmak üzere toplam 9 isim start alıyor gördüğünüz gibi. Bu koşuda da arkadaşlar 9 numaralı School of Thought'la ekürü olan 1 numaralı Command and Control ve 7 numaralı Hot Anna önereceğim isimler arasında. Koşuya baktığımızda koşu 50 bin dolarlık bir maiden satış koşusu, 55 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Command and Control, Quality Road yavrusu, Chad Brown'un antren ettiği, Javier Casarano ile start alacak olan bir isim. Üst grup maiden koşulardan koşuya geliyor. Büyük bir ihtimalle de bugün favori çıkacaktır. Aynı zamanda 9 numaralı School of Thought'la ekibi. Bir de 7 numaralı Hot Anna Jose Ortiz'de start alıyor. O da kariyerindeki ilk startında bir dördüncülüğü var. 1200 metre kum pistte. Bu iki isim maiden'dan çıkmaya en yakın adaylar. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre için pistte bir şartlı satış koşusu. 1 numaralı 40 Under'la 15 numaralı Empty Tomb. 2 numaralı Smile Brian'la 16 numaralı Lost in Rome ekürü koşuyorlar. Toplam 16 isim start alacak gözüküyor. Burada da 11 numaralı City Man'le başlayacağım. Koşuya gidelim. Koşu 80 bin dolarlık üst gruba yakın bir şartlı satış koşusu. 105 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 11 numaralı City Man. Son iki startında, daha doğrusu bu seneki iki startında bir grup 2 ve bir grup 1 koşularda start almış. 1800 metre çim pistteki bir önceki startında 1 Mayıs'ta Belmont Park'ta bir grup 2 koşuda ikinciliği olan bir isim Christoph Clement'in antren ettiği 11 numaralı Stimen. Daha sonra 10 numaralı No World Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. Uzun bir aradan sonra start alıyor. 10 numaralı No World 273 gün sonra start alıyor. O da oldukça üst grup koşularda start almış. Son 3 startında bir Black Type koşu. 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup ve bir de son startında Black Type koşuda geçen sene Kasım ayında koşmuş.
Bir önceki startında 2000 metre çim pistte bir boy farklı aynı jokeyle ikinciliği olan bir isim. 10 numaralı No Word Jose Ortiz'le start alacak olan. 5 numaralı Value Engineering. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. O da üst grup koşularda son 6 startında tabelada yer bulmuş bir isim. İki tanesini kazanmış. Bir tanesi bunların 2019 yılındaki ilk startı Maiden koşu. Sonrakinde de 11 Haziran'da 2020 senesinde 2020 yılında 66 bin dolarlık bir şartlı koşuyu yine aynı jokeyle kazanmış. Hep aynı jokeyle start almış. Kariyerindeki bütün startları tamamı Çin pistte 5 numaralı Value Engineering'in. Sırada 4 numaralı Convection Trade var. Luis Saez'le start alacak olan bir isim. O da 3 grup koşularda start almış. Tamamı Çin pistte olmak üzere son 6 startında. Michael Maker'ın antrenör ettiği bir isim. Byron Davis'le start alacak olan 3 numaralı Sanctuary City. O da 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 9 Mayıs'ta 1600 metre çim pistte 80 binlik bir 3 grup şartlı satış koşusunu yarım boy farkla Kendrick Carmouche'la kazanmış. 80 binlik bir şart satış koşusu 1.34.59 1600 metre çim pistte. Daha sonra ekürler var. 1 numaralı 40 Under, 15 numaralı Empty Tomb. Empty Tomb koşu kum alırsa start alacak olan bir isim. Onu hatırlatmakta fayda var. Tyler Gaffalone ile start alacak olan 1 numaralı 40 Under ve son olarak da burada 6 numaralı Winning Factor Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Value Engineering, Sanctuary City ve Conviction Trade ile beraber koşmuşlukları var. 6 numaralı Winning Factor Manuel Franco ile start alacak olan. İkinci altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geldik. Bir grup 2 koşu yanılmıyorsam evet grup 2 koşu 3 yaş İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte National Museum of Racing Hall of the Fame Stakes koşusu. 1 numara 8 isim start alıyor. 3 numaralı Ranger Fox ve 6 numaralı Original Ecuri olmak üzere toplam 8 isim start alıyor. 2 numaralı Public Sector büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır bugün. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşu. 2 numaralı Public Sector bu sene 3 start alıyor. 80 binlik 2 tane şartlı satış koşusunda bir ikinciliği var. Bir de koşu kazanmışlığı var. 1600 metre çim pistte 1.34.94 derecesinde. Son startında da 1600 metre çim pistte yine bir listed koşuda baş farkıyla ikinciliği var. Flavien Prat'la aynı jokeyle start alıyor bugün. Daha sonra 7 numaralı Next var. John Velasquez'de start alacak olan bir isim. 1600 metre çim pistteki son startını 26 Haziran'da 1.35.09 derecesiyle yaklaşık 4 boy farklı aynı jokeyle kazanıyor. 7 numaralı Next ve public sektörün ilk olarak önerdiğimiz public sektörün ikinci olduğu koşuyu kazanan Original var. 6 numaralı Original aynı zamanda 3 numarayla da ekür olduğunu bir kez daha hatırlatayım. 3 numara ve 6 numaralı ekürü. Public sektörle bayağı birlikte koşmuşlukları var. 6 numaralı Original'ın. Public sektörün kazandığı koşuda bir üçüncülüğü var. Son startında da Original'ın kazandığı koşuda public sektör ikinci oluyor. Daha doğrusu diğer bir deyişle 6 numara Original son startında 1600 metre çim pistteki koşuyu 1.37.75 derecesiyle bir listed koşuyu Luis Saez'le aynı jokeyle baş farkıyla kazanıyor. Public sektörün ikinci olduğu koşu. Bu üç ismi mutlaka kuponlara yazmak gerekir. Dördüncü ayakta. Geldik diğer bir stakes koşu. İkinci haftalık Ganya'nın beşinci ayağı. Dört yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pisti bir stakes koşu. Alidar stakes koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor. İlk olarak 8 numaralı Knight Ops'la başlamak istiyorum. Koşuya gittiğimizde koşu 120 bin dolarlık bir stakes koşu. Toplam ikramiyesi. 8 numaralı Knight Ops Manuel Franco ile start alıyor. Son 3 startında arkadaşlar 2 grup 3 koşuda bir de Black Type koşuda tamamı 1800 metre kum pistte. Üçünde de ikinciliği var. 8 numaralı Knight Ops'un
Daha sonra 4 numaralı Art Collector var. Luis Suarez ile start alacak olan bir isim. O da üst grup koşulardan bu koşuya geldiğini söyleyebiliriz. Pregnant Stakes'te start almış bir isim. Art Collector ve Pregnant Stakes'te bir dördüncülüğü var. William Mott'un antren ettiği bir isim. 4 numaralı Art Collector. 7 numaralı Jesus Team. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim yazılabilir. Bir de son olarak 1 numaralı Prioritize var. Tyler Gaffalone ile start alacak olan son 4 startında 2 grup 1, 1 grup 2, 1 de grup 3 koşullarda start almış. İkisinde tabelada yer bulmuş bir isim. 1 numaralı Prioritize. Geldik altılı Ganya'nın ikinci altılı Ganya'nın son ayağına bir grup 3 koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte Troy Stakes adı altında koşulacak. 12 isim start alıyor. İlk yer vermek istediğim isim 12 numaralı Casa Creed Junior Alvarado ile start alıyor. William Mott'un antrenör ettiği bir isim. Koşuya bakalım. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Toplam ikramiye 200 bin dolar tabii. 12 numaralı Casa Creed Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. 24 Nisan'da Belmont Park'ta 1400 metre çim pistteki bir önceki startında bir listed koşuyu 1.22.65 derecesiyle kazanıyor 1400 metre çim pistte. Son startında da 1200 metre çim pistteki bir koşuyu iki boy farkla aynı jokeyle ile kazanıyor Junior Alvarado ile. Bugün de aynı jokeyle ile start alacak. Jalpur Stakes Grup 1 koşu 400 bin dolar toplam ikramiye ile iki boy farkla kazanan bir isim. 1.08.04 ile 12 numaralı Casa Creed. Daha sonra 2 numaralı Chewing Gum var. Casa Creed'in kazandığı son grup 1 koşuda ikinci olan bir isim. Casa Creed kazanmıştı o koşuyu. 1200 metre çim pisti 1.08.04 ile Chewing Gum da aynı koşuda ikinci oluyor. Jose Ortiz ile bugün de aynı jokey ile start alıyor. 11 numaralı Bound for Nowhere'de Casa Creed'in kazandığı Chewing Gum'un ikinci oldu ve koşuda Bound for Nowhere'de üçüncü oluyor. Joel Rosario ile 400 bin dolarlık grup 1 koşu son startları. Ondan önceki startında da Bound for Nowhere 11 numaralı 3 Nisan'da Kinland Hipodromu'nda 1100 metre çim pistteki koşuyu bir önceki startı yani 1.02.19'da grup 2 koşuyu burun farkıyla kazanıyor. Daha sonra 7 numaralı Impress var. 7 numaralı Impress'te Bound for Nowhere'in kazandığı bir önceki koşuda burun farkıyla ikinci olan isim 7 numaralı Impress. Burada da görüyorsunuz. Bound for Nowhere'in kazandığı koşuda burun farkıyla ikinci olan Impress var. 7 numaralı Erat Ortiz Junior ile start alacak olan. İki isme daha yer vereceğiz burada. 10 numaralı Lazuli Luis Saez ile start alacak olan bir isim. Lazuli İngiltere'de Fransa'da koşu hayatına başlamış. Oradan buraya geliyor. Amerika'daki ilk startı bir önceki startında 1000 metre çim pistteki bir grup 3 koşuyu boyun farkıyla kazanmış favori olduğu koşu İngiltere Newmarket'te 58 0 50 58 59 derecesiyle kazandığı koşu 1000 metre çim pistte. Son olarak da 1 numaralı Fastball Tyler Gaffalone ile start alan bir isim. O da Casa Credit'in kazandığı son grup 1 koşuda start almış ancak 6. olmuş. Ondan önceki 30 Nisan'da 1100 metre çim pistteki bir Grup 2 koşuyu da 1.03.29 derecesiyle 1100 metre çim pistte yarım boy farkla kazanmış bir isim. Ondan önce de 1000 metre çim pistteki Black Tie koşuyu 57.05 ile kazanmış bir isim. 10 numaralı Fastball. İkinci altılı Ganyan, ikinci ayağın, altıncı son ayağında önereceğim son isim. Geldik yedili plase'nin ilk ayağına. Yedili plase Nikaya 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 2200 metre çim pistte bir şartlı koşu. 1 numaralı Bay Shore Fox ve 8 numaralı Stop Shopping Tammy Ekürü olmak üzere start alıyor. Bu ekürüler koşu kumandırsa start alacak olan isimler bilginiz olsun. Koşuya baktığımızda evet 1 numaralı Bay Shore Fox ve 8 numaralı Stop Shopping Tammy koşu kumandırsa start alacak olan isimler. Normal çim pistte koşması durumunda da 5 numaralı Coastana. Yedili plasenin ilk ayında önereceğim ilk isim Luis Suarez'de start alacak olan bir isim. 79 bin dolarlık bir maiden koşuyu kazanıyor. 1800 metre çim pistte 15 Nisan'da. Son startında da oldukça üst grup bir şartlı koşuda ikinciliği var. Yine aynı jokeyle 5 numaralı Coastana'nın
iki isimle geçmek isteyenler burayı. Son startında 90 binlik bir maiden koşuyor. 2000 metre çim pistte 2.00.78 derecesiyle yaklaşık bir boy farkla kazanan 4 numaralı single sağda ekleyebilirler kuponlarına. Geldik altılı ganyan şablonuna geçmeden önce moderatörlüğünü benim yaptığım xpracing.com web sitesi var. Çoğu arkadaşım biliyordur. Bu adres satırına bu adresi yazdıktan sonra sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirler. Biraz daha açıklayayım web sitesini. Web sitesi tam ekran olduğunda bu görünümle karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Ben ekrana sığsın diye küçülttüğümde de böyle çıkıyor ekrana. Siteye gittiğinizde ben biraz küçülttüğüm için bu formatta çıktı. Şurada bayrağın hemen yanında. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle menülere Türkçe ulaşabilirsiniz. Buradan galoplara gidebilirsiniz arkadaşlar. Tabii şu an 5 Ağustos'u gösteriyor. İşte altılı galin ikinci randaki bu galopu seyretmek istiyorsanız üzerine tıklamanız yeterli. Burada galoplara ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde programa geldiğinizde programda örneğin dördüncü koşu bugün ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. Orada da 4 numaralı Answer ini tek vermiştik. Misal koşuyla ilgili bilgiler burada. 4 numaralı Answer inin üzerine tıklayıp Answer inin geçmişteki koşularının bütün koşularının videolarını izleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi şu an error veriyor ama izlemek isterseniz bu şekilde izleyebilirsiniz. Koşulları. Aynı şekilde PDF'e ulaşabilirsiniz. Tabii şu an 5 Ağustos'u gösteriyor. PDF bültenine de ulaşabilirsiniz ve şu an izlediğiniz videoya ulaşabilirsiniz. Kısaca bu bilgileri vermekte fayda görüyorum. xpracing.com adlı web sitesi. Altılı ganyan şablonu ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayak, ikinci altılı ganyan, yani ilk ayak 4 numaralı Answer'in tek olur gibi gözüküyor. İkinci ayakta da eküller 1 numaralı Command and Control ve 7 numaralı Hat Ana önerdiğim isimler arasında. Üçüncü ayak 11 numaralı Sitemen, 10 numaralı Nowhere, 5 numaralı Value Engineering, 4 numaralı Conviction Trade, 3 numaralı Sanctuary City, 1 numaralı 40 Under ve 6 numaralı Winning Factor var önerdiğim isimler arasında. Dördüncü ayağı 3 isimle geçtik. 2 numaralı Public Sector, 7 numaralı Next ve 6 numaralı Original 3 numarayla ekürü bildiğiniz gibi. Beşinci ayak 8 numaralı Knight Ops, 4 numaralı Art Collector, 7 numaralı Jesus Team ve 1 numaralı Prioritize. Son ayakta da biraz kalabalık geçtik burayı. 12 numaralı Casacrit, 2 numaralı Chewing Gum, 11 numaralı Bound for Nowhere, 7 numaralı Impress, 10 numaralı Lazuli ve 1 numaralı Fastboat önerdiğim isimler arasında. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Abone değilseniz çıkmadan şuradaki abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.